Günah işleme özgürlüğünü Allah meleklere vermemiş. Haram işleme, günah işleme olayı onlar için söz konusu değil. Haram işlemek, günah işlemek, suç işlemek insan için mevzu bahis. Bunun da sebebi nedir? Allah insanları akılda, düşünmede, fikir üretmede, beynini işletmede özgür yaratmış. Özgür. Hür dediğimiz, hürriyet dediğimiz bir hadise var. İnsanın önünü açmış, engel koymamış, sınır koymamış. Eğer ben isteseydim diyor Cenab-ı Hak, zorlasaydım, mecbur etseydim, zorunlu, mecburi tutsaydım, yeryüzünde Allah'ı inkar edecek kimse olmazdı. Hiç kimse Allah'ı, ahireti, melekleri, kitapları, peygamberleri inkar edemezdi. Herkes inanmak durumunda olurdu. Ama öyle değil. Öyle olmadığını bu ayet-i kerime haber veriyor. Ve devam ediyor. Efe ente tükrihün nase hatta yekunu müminin. Ey müminler, ey benim Resulüm. Efe ente, Arapça biliyorsunuz, ente sen demek. Karşısındaki muhataba hitap ederken ente. Bir kişi ise ente. İki kişi ise entüma. Üç kişi ve daha fazlaysa entüm, siz anlamına. Arapçada bunlar çok var. Efe ente, ey benim Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Efe ente, sen mi? Sen mi? Tükrühün nase, insanları zorlamaya kalk, insanları ikraha zorlamaya sen mi teşebbüs ediyorsun? Hatta yekûnû müminin, iman etsinler diye, mümin olsunlar diye, Müslüman olsunlar diye insanları zorlamaya kalkışan sen misin? Efe ente, sen mi? Şu ayet-i kerimedeki ihtişama bakın. Ey Resulüm diyor, ey Muhammed Mustafa'm, o kadar samimi bir hitap ki, efe ente, yani sen sakın ola ki insanlar mümin olsun, Müslüman olsun diye kimseyi zorlamaya, kimseye zor kullanmaya kalkmayasın. Ayet çok açık. İnsanları ikraha, icbara, zorlamaya sokmayasın, insanlara baskı yapmayasın. Çünkü Cenab-ı Hak kendisi yapmamış. Niçin böyle, Rabbimiz niçin böyle davranmış? Kardeşler, bir insan eğer onun inancına, düşüncesine, kanaatine, aklına, beynine sınır koymaya kalkarsanız o varlığını ve benliğini ortaya koyamaz. Kendi kişiliğini, kendi kimliğini ortaya koyamaz. Kendi kabiliyetini, kendi karakterini, kendi üstünlüğünü, imtihanını, derecesini ortaya koyma şansına sahip olmaz. İradesini kullanamaz. Nerede baskı varsa, nerede zorlama varsa, nerede dayatma varsa, nerede bir sınırlama varsa, orada bir şahsiyet eksikliği var. Şahsiyet, haysiyet, ehliyet eksikliği var. Bir kimsenin ehliyetini, şahsiyetini, ciddiyetini, cinsiyetini, cibilliyetini, fıtratını tamamen ortaya koyması için onun önünü tutmayacaksın. Ne olduğunu ortaya koyacağım. Sınır koyduğunuz zaman, engel koyduğunuz zaman, baskı yaptığınız zaman benim gibi düşüneceksin, benim istediğim gibi inanacaksın, benim istediğim gibi elbise giyeceksin diye baskı yaptığınız zaman
o kişinin orijinalliği bozuluyor, özelliği kayboluyor, başkasının şekline, başkasının kanaatine bürünmüş oluyor. Orijinal dediğimiz öz varlığı kayboluyor, öz kimliği kayboluyor, şahsiyeti kayboluyor, kişiliği kayboluyor, kimliği kayboluyor. Allah-u Teala buna müsaade etmemiş. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Allah zorlasaydı, Allah dayatsaydı, Allah mecbur etseydi, herkes inanmak zorunda kalırdı, hiç kimse onun dışına çıkamazdı. Buradan ne çıkıyor? Demek Allah zorlamamıştır. Allah dayatmamıştır. Allah baskı yapmamıştır. Allah insanı özgür bırakmıştır. Allah insanı serbest bırakmıştır. İnanmak da serbest, inkar etmek de serbest demiştir. Evet. Bir insanın öz benliği, öz varlığı, kişiliği, kimliği, kabiliyeti, karakteri ancak özgür bir ortamda hiçbir engele, sıkıntıya, baskıya takılmadan varlığını ortaya koymasıyla tezahür edebilir. Baskı yapınca saklanacaktır, dayatınca gizlenecektir, olduğu gibi görünemeyecektir, göründüğü gibi olamayacaktır, insanlığını kaybedecektir, münafık olacaktır, yalancı olacaktır, sahtekar olacaktır. Allah insanın böyle olmasını istememiştir. Bakınız ne buyuruyor? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Rabbimiz buyuruyor ki ben insanları, ey insanlar sizi özgür olarak bıraktım. Dileyen, isteyen, istediği gibi iradesiyle, ihtiyarıyla, seçimiyle, tercihiyle isteyen Allah'a inansın, iman etsin, isteyen de iradesiyle, arzusuyla, tercihiyle Allah'ı inkar etsin, kafir olsun. Kafir olmak da serbest, mümin olmak da serbest. Şu Kur'an'ın getirdiği ölçüye bakın. Kendi yarattığı insanın inancına, vicdanına, beynine vallahi Allah sınır koymamış. Zorlamamış. Baskı yapmamış. Ta ki o insan samimi olsun, özgür olsun, inanan da inanmayan da belli olsun, saklanmasın insan, gizlenmesin, iki yüzlü olmasın, münafık olmasın, çarpık olmasın, sapık olmasın, öz benliğini ortaya koysun. Allah ne kadar güzel hüküm koymuş, ne kadar güzel insanı beyan etmiş.